Hep böyle dediğim gibi ahlak üzerine, örf adetler, gelenek yani neredeyse şu aşamayı bekliyorum artık. Sahne kıyafetlerimizin ne olacağı, repertuarımızın, hangi şarkılarımıza söylememiz istendiği falan. Yani neredeyse böyle bir gidişat var ya. Bugün senin gündeminin iptaller olmaması gerekiyor. Bu ülkede bugün çok daha önemli gündemler var ve sen bunların peşinden koşuyor olman gerekiyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki artık etkinlikler, konserler, festivaller yapabilmek için ülke amirlerden yazılı ya da onları ikna etmek zorundayız. Başka türlü bu işi yapma şansımız yok. Tam birazcık rahatlayacağız derken hala gece 1'deki müzik yasağını tartışıyor durumundayken bir de artık izinleri alınmış, ondan sonra hazırlıkları yapılmış, festivaller, konserler iptal ediliyor. Kültürel faaliyetlerin iptal edilmesi, izin verilmemesi, ertelenmesi olması gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Hani ben burada senle hani hele hele pandemi gibi gerçekten kültür endüstrisini çok ağır yaralamış bir şeyden sonra hani keşke hani kültür endüstrisinin, müzik sektörünün temel kronik problemleri üzerine konuşabiliyor olsaydım. Ama maalesef işte hani böyle bir gündemle sen beni arıyorsun ve ben bu gündemi konuşmak zorunda kalıyorum. Bana bu çok komik geliyor gerçekten hani. 2022 yılındayız. Hani 2022. Şimdi aslında burada baktığınız zaman sadece müzisyenler cezalandırılmıyor. Burada sizler de cezalandırılıyorsunuz dinleyici olarak. Bilet alıyorsunuz, diyelim ki günler öncesinden bir hazırlık yapıyorsunuz ve gidiyorsunuz, bakıyorsunuz tuhaf tuhaf gerekçelerle konserler iptal edilmiş. Hep konser gerekçelerine baktığımız zaman genellikle hep böyle örf, adet, gelenek, görenek, işte milli görüş bunlar hep böyle tuhaf tuhaf subjektif gerekçeler. Yani şimdi pandemi döneminde bu gerekçeleri az çok anlıyorduk çünkü insan sağlığı tabii ki önemli. Biz o zaman yani buna tabii ki yapacak bir şey yok. Kalabalık olmaması lazım bulaş riskinden dolayı. Buna hiçbir şey demedik. Ama iki sene boyunca herkes biliyor ki hakikaten en büyük darbeyi müzik sektörü aldı. Aslında böyle bir iptaller silsilesinin ortasına düştüğümüz bir dönem içerisindeyiz ama bu iptalleri birbiriyle karıştırılmaması gereken kısımları da var. Birbirinden farklı yapılarda şeyler işte. Polas Nermin'in bambaşka bir sebepten konseri iptal oluyor. Niyazi'nin bambaşka bir sebepten oluyor. Melek Mosso'nun bambaşka bir sebepten oluyor. Malum Eskişehir'deki festivalin bambaşka bir sebepten oluyor. Bir ülke bir şehit verdiği zaman buna hepimiz tabii ki çok üzülüyoruz. Ama herkes işini gücünü yaparken, herkes işine giderken, ne bileyim işte televizyonda diziler devam ederken, maçlar oynanırken sadece bu acıyı bizim paylaşmamız bekleniyor. Bu hiç adil değil. Yani çünkü bunun sorumlusu, bu olayların sorumlusu bizler değiliz ve bu da bizim ayrıca işimiz. Ve de biz bir üzüntülü bir ortamda, üzüntülü bir durumda nasıl şarkılar söyleyeceğimizi zaten biliyoruz. Herkes zannetmesin ki bizim şarkılarımız sürekli dans etmeye, halay çekmeye yönelik şarkılar. Yani onları bize bırakmaları lazım. Mesela bir milli yaz olur bunu anlarım. Bir ortada bir yaz durumu yokken ve herkes işine gücüne, herkes normal hayatına devam ederken, beachler, plajlar devam ederken, oradaki müzikler devam ederken, yani akustik şeyden band yayınları devam ederken bu konserlerin iptal edilmesini anlamak mümkün değil. Muhtarlıklara kadar artık bu iş gidecek neredeyse. Valilerle başladı, kaymakamlarla devam etti. Isparta Büyükşehir Belediyesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi fark etmez. Belediyeler niçin meydan konserleri yapıyorlar? Ben bunu soruyorum kendime yani. Yıllardır soruyorum. Niye bir organizatör gibi davranmak zorunluluğu içerisinde belediyeler? Niye Isparta Büyükşehir Belediyesi bir organizatör olarak davranıyor? Kamunun organizatör olarak davranması yanlış bir kurgu. Çünkü kamu hassas bir şey. Herhangi bir ufacık olayda da konser olmaz hale geliyor. Öyle bir sektör oluştuğu zaman. Hani bu bugün gerici bir topluluğun tepkisi olabiliyor. Yarın işte başka bir sebep olabiliyor. Nihayetinde toplumsal olarak hani travma yaşatan herhangi bir şey olduğu zaman bir kamu kuruluşu ise eğer belediye konseri yapan onu iptal etmesine sebep oluyor. Toplumsal baskı, biri bir şey der mi, işin içerisinde siyaset var, seçim yaklaşıyor gibi bir sürü sebeplerden. Çok saçma ve çok kaygan bir zemin. (Gülüyor)
Valla şimdi müzik sektörünün en büyük handikaplarından birisi birlikte hareket etmeyi beceremiyoruz biz. Yani eğer bakarsanız son zamanlarda sadece Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, benim başkanlık yaptığım meslek birliği ve de Müzisyenler Sendikası'ndan ses çıktığını duyuyoruz. Kimse kusura bakmasın, ne MESAM'dan, ne MSG'den, ne POPSAL'dan, ne MÜYAP'tan en ufak bir destek ve bu konularda bir açıklama yok. Yani bu çok üzücü bir şey. Müzisyenler tamam hadi örgütle hareket etmeyi bilmiyorlar ama bizim meslek birlikleri olarak bunu yapamazsak sadece dediğim gibi biz ve Müzisyenler Sendikası biraz çabalıyoruz. Bunu örgütsel anlamda. Bunun dışında zaten müzisyenler bireysel hareket etmeyi seviyorlar. Yani bir toplu bir hareket etme bilinçleri yok. Daha önce de zaman zaman konuşmuştuk. İşte örgüt ve eylem lafından korkuyorlar maalesef. Yani sanki örgüt deyince aklılarına terör örgütü, eylem deyince bir vandallık falan geliyor. Öyle bir şey yok ama biz aslında çok güçlüyüz. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Ama böyla tek tek nokta atışlarıyla bir yere varmak mümkün değil. Mesleğimiz bu bizim. Hani başka bir iş yapmıyoruz biz. Ben bakıyorum Mayıs ayında benim 12 tane konserim var diyorum. İşte biri Isparta Belediyesi'nde, biri bilmem ne belediyesinde, bilmem ne belediyesi. Ona göre hesaplıyorum, ona göre kazanacağım parayı hesaplıyorum, ona göre işte tatil planı yapıyorum belki, ona göre okulu, çocuklarımızın okul taksitlerini, ona, her şeyimizi ona göre, aldığımız borçları ödemek için insanlara tarih veriyoruz ona göre. Sonra o hafta bir olay oluyor. Her şey olabilir bu olay, hiç fark etmez yani. Bir yerde sel felaketi olabilir, başka bir yerde bir şey olabilir. Bizim konserlerimiz 12'si birden iptal oluyor. Ama işte televizyondaki eğlence programları olmaya devam ediyor. Hani hangisi daha büyük eğlence ben bilmiyorum hani. Tarih bir şekilde insanların niyetini de yazacak. İnsanların neyi başardığını, neyi başardığını. Hani müzikten de hayattan da soğuttuğunuz yer maalesef böyle yani. Ama tabii ki de bu bir şey anı yani bundan kesinlikle bizim geri adım atmamız beklenilmesin. 3-5 tane kendini Osmanlı torunu diye addeden adamlar insanın verdikleri dilekçeyle ne yazık ki belki yüz binlerce kişinin müzik dinleme hakkı gasp ediliyor. Ama biz buna karşı sessiz kalmayacağız. Her zaman şarkılarımızı söyleyeceğiz. Ama ülke maalesef çok çok kötü bir yöne doğru gidiyor. Yani zaten yasaklardan herkese daral gelmişti. Artık bir de bunun üzerine müzik yasağı eklenince gerçekten çok zor bir ülke oldu burası.